Mesela gitmesini istemediğimiz bakanlarımız var. 2021-2020'yi aratacak. Bunu altına imzamı atıyorum. Pek bir beklentim olduğunu söyleyemem. Bu milletten, bu devletten bir şey beklemiyorum artık bu saatten sonra. Azıcık da onlar çalsın. Soyulmaya alıştık. Yeni Bakanlar Kurulu merakla bekleniyor. Bakalım Kayseri halkının yeni kabine kadrosundan beklentileri neler? Yeni Bakanlar Kurulu kadrosundan neler bekliyorsunuz? İşsizlik var, pahalılık var. Yani bunlar en önemlisi bunlar. Bundan daha önemlisi de pandemiyle mücadele. Başka ne diyelim? Vallahi işsizlik için işte fabrikaları desteklemek gerekiyor. Yurt dışındaki ihracatları artırmak gerekiyor. Hiçbir şey beklemiyor. Ne bekleyeceğim? İkide bir tamam mı? Merkez Bankası Başkanı değişiyor. Şu değişiyor, bu değişiyor. Ha, herkes müsrif tamam mı? Önce saray kendine bir düzen versin. Şeyini indirsin. Masrafını indirsin. Diyorlar ki gün seneliği veya aylığı 10 milyon lira diyor. Ben alıyorum emekli maaşı bak. 50 kuruş ekmek alıyorum. Günah değil mi bana? Azıcık da onlar çalsın. Soyulmaya alıştık. Kapımızda kilitlemiyoruz zaten. Bu kadar lan ne bekleyeyim? Hiçbir hizmette bulunmuyorlar. El kaldırarak para alıyorlar. Dünyanın parasını alıyorlar. Her hizmetten faydalanıyorlar. Ben ne diyebilirim ki başka? Ortalığın halini görüyorsunuz. Yani görmenize bile gerek yok. Yaşıyorsunuz. Yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Bir market bile dünyanın parası olmuş. Aldığınız parayı faturalarla geri ödüyorsunuz. Yani orta direk zaten kalmamış. Yani tutunduğumuz bir onlardı zaten. Yani iyice hiç fakir gibi geziyoruz. Postun değişmesiyle içindeki varlığın değişmesi mümkün değil. 18-19 senedir iktidarda olan bir hükümetin istikrarsızlığı, gelecek yeni nesli aynı insanlar. Yani aynı zihniyette kişiler gidecek, aynı zihniyetteki gelecek. Tek adam egemenliği bu ülkede parlamentonun yok olmasıdır. Halkın iradesinin yok sayılmasıdır. Bugün ak dediklerine yarın kara diyorlar. Kim gelecek? Ben size sayayım. Şimdi sayayım yani. Bir vatandaş olarak Ali gidecek, Veli gelecek. Haseki gelecek. Haseki bu ülkeye ne verdi? Bu ile ne verdi? Bana onu söyleyin. Hisarcıklıoğlu ne verdi? Hiçbir şey vermedi. Adam Merkez Bankası'nın 4 ayda kaç tane, bir yılda 4 tane Merkez Bankası başkanı değişti. Sebep? Ben okuyan, araştıran bir insanım. En son bir önceki Lütfi Elvan'ın görevden alış sebebi 128 milyar doların nereye, ne şekilde, nasıl yok olduğunu araştırıldığı için görevden alındı. Yani faiz yüksek diyor, yükseltiyor, beğenmiyor, görevden alıyor. Faiz düşük diyor, faizi düşürüyor, görevden alıyor. Tek adam yönetimi olduğu sürece bu ülkede ne kabineler değişse bir fayda eder, ne efendim bakanlar değişse bir fayda eder. Çünkü atadıkları insan kendine biat etmediği sürece bu ülkeye hiçbir faydaları, ekonomiye, işsizliğe, enflasyona hiçbir şekilde faydası olacağını tahmin etmiyorum. Yani öngöremiyorum ben. 2021-2020'yi aratacak. Bunu altına imzamı atıyorum. Pek bir beklentim olduğunu söyleyemem. Neden derseniz hani önceki gördüklerimden dolayı hani çok bir yorum yapmak da istemiyorum. Siyasi görüşüm de pek var diyemem. Ama genel olarak beklentim yok. Vallahi öncelikle şu koronanın bitmesini istiyoruz. Okulların açılsın. Eski düzenimize geri dönek diye düşünüyorum. Başka da bir şey düşünmüyorum ama ortalık artık düzelsin. Bıktık yani evde oturmaktan. Çocuk çıksak sıkıntı, çıkmasak sıkıntı. Mecbur kalıyoruz. Tek yaşayan bir insanım, iki tane çocuğumla. Mecbur dışarı işlerini ben halletmek zorunda kalıyorum. O yüzden tek dileğim ortalığın bir an önce düzelmesi. Kadrodan neler bekliyorsunuz? Kadrodan ne bekleyeyim ki yani? Hiç bu milletten, bu devletten bir şey beklemiyorum artık bu saatten sonra. Bu olaydan ve haberden, her şeyden haberim var. Yalnız Bakanlar Kurulu'nda mesela gitmesini istemediğimiz bakanlarımız var. Fahrettin Koca, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu. Yani bunların değiştirilmemesi gerektiğini kanaatindeyim. Sonra Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar.
Yani bir haktan birisi olarak bunlar ön planda olduğu için ve görevini layıkıyla yerine getirdiği için bunların görevlerinden alınmaması gerektiğini kanaatindeyim. Yani zaten AK Parti dediğiniz zaman hükümette görev alabilecek kişiler hepsi donanımlı şahsiyetler. Yani bunlar kaliteli insanlar. Bir Sağlık Bakanı, Milli Savunma Bakanı olabilme kapasitesine sahipler. Yani dediğim gibi ilk 3 ve 4 bakanın değişmemesi gerektiği kanaatindeyim.